1 Ağustos Perşembe akşamından mutlu akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz TVNET ekranlarına. 19. saat ana haber özetlerle başlıyor. İran'da suikaste uğrayan Haniye için Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Suikast Tahran yönetimi için utanç kaynağı oldu. Hamaney'in misilleme talimatı verdiği iddia edildi. İran, Haniye suikastinin detaylarını paylaşmamakta kararlı. Saldırının nereden ve nasıl yapıldığı henüz bilinmiyor. Tahran yönetimi saldırılardaki soru işaretlerini neden gidermiyor? 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi yerle bir eden İsrail'in Lübnan ve ardından İran'daki saldırılarının sonuçları ne olacak? Tel Aviv yönetiminin bölgesel savaşta akıbeti ne olur? 300 gündür saldırı altında olan Gazze'de İsrail'e karşı mücadelesini sürdüren Hamas yeni liderini ne zaman duyuracak? 11 Eylül saldırılarının mimarı itirafçı mı olacak? ABD yönetimi saldırının mimarı olan Halit Şeyh Muhammed'in idamdan kurtulmak için itirafçı olacağını duyurdu. Peki 3000'e yakın insanın öldüğü saldırıların gizemi çözülecek mi? Dünyanın ilk yapay zeka yasası kabul edildi. Avrupa Birliği ilk yasayla siber çağı şekillendiriyor. Yapay zeka yasasıyla neler değişecek? Kurallara uymayan şirketlere ne tür cezalar kesilecek? Hepsi ve daha fazlası 19. saat ana haberde. Sayın seyirciler, Ankara'da bugün filmleri aratmayacak bir takas gerçekleşti. Amerikan ve Rus casuslar Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kontrolünde takas edildi. Operasyonun detaylarını birazdan öğreneceğiz. Casuslar nerelerden getirildi, neden Türkiye tercih edildi? Önce bir görüntüler gelsin ekranlara değerli izleyenler. Ona şöyle bir hemen bakalım. İşte bugün başkent Ankara'da tam 7 ülkeden gelen casuslar, farklı farklı ülkelerden getirilenler, 26 kişiden oluşan bu casuslar ülkeler arasında takas edildi. Amerika ile Rusya arasında, yine aralarında Belaruslu ve Norveçli de casuslar, Almanya'ya ait olan bugün Milli İstihbarat Teşkilatımızın kontrolünde, eşliğinde bu takas gerçekleşti ki 2. Dünya Savaşı sonrasında gerçekleşen en büyük takas olduğu da belirtiliyor. Görüntüler böyleydi. Peki Ankara'ya gidelim. TVNET muhabiri Sevan Durmaz bize bu takasın ayrıntılarını aktaracak telefonda. Sevan. Reis Özdemir, 26 isim yer aldı. 7 ülkeden getirildi o casuslar. Aslında en çok öne çıkan başlıksa şüphesiz Türkiye'nin Soğuk Savaş'ın ardından yapmış olduğu en büyük arabuluculuk faaliyetlerinden bir tanesiydi. Zira Milli İstihbarat Teşkilatı her noktayı, en ince ayrıntıyı düşünerek bu takası organize etti. İfade ettiğimiz gibi 26 isim 7 ülkeden Türkiye'ye getirildi ve Ankara Esenboğa Havalimanı'nda o esirler takas edildi. ABD'li, Rus, Belaruslu, Slovenyalı, Almanya vatandaşı olan birçok isim vardı ve kendi ülkelerinde de aslında kamuoyunca yakından tanınan isimlerdi bu casuslar ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirmiş olduğu müzakere zirvesinin ardındansa gözler bugüne, yani takasın gerçekleştirileceği güne çevrildi. 7 ülkeden getirildi demiştik 26 isim ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın inceleyip sık dokuduğu, en ince ayrıntısına kadar düşündüğü o operasyonun ardındansa söz konusu isimler, 26 isim ülkelerine nakledildi diyelim, sözü size bırakalım. Peki Sevan Durmaz'a teşekkür edelim. Ankara'da bugün gerçekleşen bu önemli takasın ayrıntılarını bizlere aktarmış oldu. Evet, önemliydi çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkeler arasında gerçekleştirilen en önemli takastan bahsediyoruz. Tabii Milli İstihbarat Teşkilatı'nın dünyanın ve konjonktürel durumu da ortaya koyduğumuzda Türkiye çok önemli bir arabuluculuk yaptı. Dünya barışı, ülkeler arasındaki bu tür ilişkiler açısından Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bugün yapmış olduğu bu operasyon sadece ülkemizde değil, dünyada da konuşuluyor an itibariyle. Ve şimdi gelelim yine günün dünden itibaren en sıcak konusuna. İsmail Haniye yönelik suikaste.
İsmail Haniye'nin Tahran'da suikast sonucu öldürülmesi zaten gergin olan bölgede tansiyonun büyük ölçüde artması anlamına geliyor. Şimdi en çok merak edilen İran'ın İsrail'e nasıl cevap vereceği. Tahran, Tel Aviv'i doğrudan vurabilir mi? Yasemin Işık anlattı. İsmail Haniye'yi bu şekilde makamında ağırlayan Hamaney bir gün sonra onun cenaze namazını kıldırdı. Hamas lideri için İran'ın başkenti Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılım yoğundu. Katılımın olduğu törende yüksek güvenlik önlemleri alındı. Haniye malum İran'ın yeni cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'daydı. Onha ki salahay kudeka kudek kuşan Gazze ra ta'min mikunan nemitavanan be digaran ders insaniyet ve mudara bedehan. Hiç kas der dunya nemipazire. Hiç kas der dunya nemipazire. Suikast İran için derin bir utanç kaynağı oldu ve güvenlik teşkilatlarının yetenekleri ciddi şekilde sorgulanıyor. Şimdi asıl endişe İran'ın tepkisi. Bunun nasıl şekil alabileceği ve elbette böyle bir tepkinin zaten gerilimin sürdüğü bölge açısından ne anlama geleceği. Hamaney dün yaptığı açıklamada Haniye'nin intikamını almayı görevimiz olarak görüyoruz demişti. Hatta New York Times gazetesi İranlı 3 yetkiliye dayandırdığı haberinde Hamaney'in İsrail'in doğrudan vurulması emri verdiğini bildirdi. בכל זירות המלחמה. עוטף את מדינת ישראל עם עשרות כלי טייס מאוישים ומאוישים מרחוק, ארוך ומוכן תוך דקות ספורות לכל תרחיש. Haniye suikastı İsrail'in Beyrut'un güneyinde Lübnan Hizbullah'ının en üst düzey komutanlarından Fuat Şükrü'yü öldürmesinden sadece birkaç saat sonra düzenlendi. Bu da Hizbullah'a İsrail'e sınır ötesi füze savaşını tırmandırmak için bir gerekçe sundu. İran bölgede vekalet savaşını yürüttüğü milis güçlerinden İsrail'e yönelik saldırılarını artırmalarını isteyebilir. Bu gelişmeler İsrail ile Hizbullah arasında artan gerilime yeni bir boyut kazandırıyor. Yorumcular bölgede geniş çaplı bir savaş çıkma ihtimalinin giderek belirginleştiğini belirtiyor. İran geçtiğimiz Nisan ayında İsrail'in Şam'daki İran Büyükelçilik binasına düzenlediği hava saldırısına yüzlerce füze ve silahlı İHA ile tarihin en büyük saldırılarından biriyle yanıt vermişti. Bakalım bu sefer ne yapacak ya da bir şey yapacak mı? Tahran yönetimi Haniye'ye yönelik suikastla ilgili hiçbir bilgi vermiyor. Bu da soru işaretlerinin ortadan kalkmamasına sebep oluyor. Peki karanlıkta kalan sorular neler? Hangi sorular cevap bekliyor? İsterseniz o soruları bir sizlerle paylaşalım ardından konuğumuzla birlikte birkaç sorunun cevabını da almaya çalışacağız. Şimdi karanlıkta kalan sorularda ilk sorumuz. İran suikastin detaylarını neden paylaşmıyor? Amaç güvenlik ve istihbarat zafiyetini gizlemek mi? İkinci soru, Haniye suikasti hedef odaklı bir saldırı mıydı? Saldırı yeri neden İran olarak seçildi? Bunun da cevaplanması gerekiyor. Olayın perde arkasında neler var? İçeriden bilgi sızdırılmış olabilir mi? Bu sorunun da cevabı bekleniyor. İsmail Haniye füze saldırısıyla öldürüldüyse bu saldırı İran hava savunma sistemlerine nasıl yakalanamadı? Yani herhangi bir radar ya da herhangi bir izleme sistemi eğer füze saldırısı gerçekleştiyse devreye girmeli miydi? Ve genellikle siyasi temsilciler binasını kullanan İsmail Haniye neden gaziler evinde kaldı ki? İsmail Haniye ilk kez Tahran'a gitmemişti, defalarca Tahran'a gitmişti. Son ziyareti öncesinde ağırlıklı olarak hep Katar'da, Doha'da bulunuyordu. Ama bu son ziyaretinde siyasi temsilciler binasını kullandı. Hatta bir bilgi daha verelim. Suikast sonucu öldürüldüğü konut İran'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a yaklaşık 150-200 metre mesafedeydi. Bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşmış olalım. Şimdi karanlıkta kalan bu soruların bazı cevaplarını gazeteci Ceyhun Bozkurt'la birlikte aramaya çalışacağız. Sayın Bozkurt hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Ceyhun Bozkurt beni duyabiliyor musunuz? İyi akşamlar. Şimdi duyuyorum. Peki. Şimdi karanlıkta kalan soruları sorduk ama birkaç tanesine cevap aramaya çalışacağız. İlk soru şu.
aradan neredeyse 48 saat geçti ve İran tarafından hala hem iç kamuoyunu hem de dünyayı da tatmin edecek bir açıklama gelmedi. Neden? Ya, İran'ın son dönemlerde yaşadığı bazı olaylarda da benzer reaksiyon verdiği göz önünde bulundurulduğunda İran'ın deyim yerindeyse yani kendi zaaflarını örtme amacıyla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sonuçta misafiri olan, korumasından sorumlu olduğu bir lider kendi topraklarında hem de başkentinde bir suikast sonucu şehit ediliyor. Bu noktada da özellikle zafiyet, tedbirsizlik, zayıflık göstergesi olabilecek bir durum söz konusu. Çünkü şimdi görüntüyü paylaşmamalarının bile yani saldırının gerçekleştirildiği yerin görüntüsünün paylaşılmamasının bile bununla bağlantılı olduğunu düşünmek çok deyim yerindeyse abesle iştigal olmaz. Hı hı. Çünkü bakıldığında saldırının hangi araçla neyle gerçekleştirildiği üzerinden çok sayıda tahminler yürütülebilir. Evet. Ve bu tahminlerin hepsi de sonuçta İran'ın güvenlik bürokrasisini, istihbarat bürokrasisini, savunma ne diyelim mekanizmalarını eleştiri oklarının hedefi haline getirecek. Yani füze olsa, uçak işte radara yakalanmayan uçak üzerinden bir şey olsa, başka bir hava savunma sistemi üzerinden bir tartışma yürüyecek. Başka bir araç olsa başka bir şekilde tartışma yürüyecek. Siz de görüntüsünü şimdi yansıttınız. Tek kare bir fotoğraf yansıdı. O da İran tarafından mı çekilmiş, yani İran mı servis etti, yoksa birileri çekip mi servis yaptı, o da belli değil. Ama gördüğümüz, benim daha ilk gördüğüm, daha doğrusu olayda sadece İsmail Haniye ile korumasının şehit olması, bir lojmanda kaldığının öğrenilmesi, sadece tek katta bir deyim yerindeyse zayiat olması, diğer katlarda da zayiatın olmaması, benim açımdan füze ve uçağın sızarak bir uçağın radara yakalanmadan girerek atış yapma ihtimali biraz eledi. Çünkü mesela belki burada bir araya gireyim destek anlamında. İsrail basınında da yer aldı. Spike denilen bir omuzdan atılan füzeden bahsediliyor. Yani 25 kilometre menzili olan bir füze. Yani normal yetişkin bir insanın omuzundan ateşleyebileceği bir spike'dan bahsediliyor. İsrail basını bunu söylüyor. Suudi Arabistan ilk basınında çıkan haberlere göre bir başka ülkeden fırlatılmış bir füzeden bahsetti. Ve en son olarak da New York Times bugün şöyle bir iddiada bulundu. Birkaç ay öncesinden bu evin, konutun içine yüksek derecede bir patlayıcı yerleştirildiği yönünde New York Times'tan bir iddia geldi. Ek bir iddia daha var. Lübnanlı bir gazeteci de bir drone'la saldırı gerçekleştirildiğini söylüyor. Hı hı. Dediğim gibi yani omuzdan atılan bir füzeyle ondan sonra New York Times'ın şöyle aktardığın gibi iddiasındaki daha öncesinden yerleştirilen bir patlayıcıyla veya işte Lübnanlı gazetecinin söylediği gibi drone'la olması çok daha kuvvetli muhtemel. Yani normal füze, başka bir ülkeden ateşlenen füze veya bir uçak saldırısı yerine bunların olması çok daha kuvvetli muhtemel. Ve eğer bunlardan biri ise de ayrı bir ne diyelim zafiyet söz konusu. Çünkü demek ki zaten çok ciddi sızmalar yiyen İran yine bir sızma yiyerek kendi misafirini koruyamamış durumda olur. Bu arada sızma sadece sınırlarından içeri girip işte eylemi saldırıyı gerçekleştirip tekrar sınırın dışına çıkmak değildir. Sızma aynı zamanda İran devletinin içinde de sızmaların olabileceğini, belli unsurlardan destek alabileceğini gösteren bir durum. Yani İran, mesela Türkiye bu konuda çok ciddi bir temizlik yaptı biliyorsunuz. Tam da oraya geleceğim Ceyhun Bozkurt. Aslında sorum şuydu. Tahran'a ilk kez gitmedi İsmail Haniye. Daha önce de gitti, defalarca gitti ama ağırlıklı olarak Katar'da, Doha'da yaşıyordu ve
siyasi tüm işlerini oradan yürütüyordu. Hatta müzakerelerde dahil olmak üzere. Tabii. Şimdi neden Tahran seçildi? Bu doğada olabilir miydi böyle bir suikast? Hatta bugün bazı şöyle analizleri okuduğumda, yani bu iş Ankara'da da olabilirdi, doğada da olabilirdi ama İsrail buna cesaret edemedi şeklinde değerlendirme yapanlar var. Neden Tahran seçildi? Şimdi şundan dolayı birkaç seçeneği koyabiliriz. Bir kere İran'ın çok ciddi bir şekilde yumuşak karınları var. Nedir yumuşak karnı? İçinde çok ciddi zaten sistemden kaynaklı, yönetimden kaynaklı, politikalarından kaynaklı içeride bir kaynama var. İkincisi İsrail ve Amerika perde arkasındaki akıl, ortak akıl diyelim. Hı hı. Washington, Tel Aviv aklı. Batı kamuoyunu, Batı dünyasını arkasına toplayabilmek için İran'ı hep sahaya çekmeye çalışıyor biliyorsunuz. O yüzden İran'a hep böyle bu tür taarruzlar gerçekleştiriyor. İşte önde gelen isimlerinin vurulması, işte Suriye'de doğrudan büyükelçiliğinin vurulması, yani İran toprağının vurulması. Hı hı. Başka başka suikastlar, başka başka saldırılar ondan sonra ve en sonunda da bu. Şimdi birden fazla dediğimiz gibi etken İran'ı sahaya çekmek amaçlı yine olabilir. Üçüncüsü İran'ın Filistin, mesela İran'ın şöyle bir özelliği var. Çok koyu bir mezhepçi yapılanma var biliyorsunuz. Fanatik diyebileceğimiz mezhepçi bir yapılanması söz konusu. Ama Sünni dünyayla buluştuğu tek alan var Filistin. Şimdi bu nedenle de Hamas'la ilişkilerini hep sıcak tutmaya çalışıyor Tahran yönetimi. Şimdi Hamas'ın bir numaralı ismi bakıldığı zaman Tahran'da şehit ediliyor. Şimdi burada da bir anlamda Hamas-İran ilişkilerine zarar verici bir hamle olabilir diye düşünüyor. Tabii ki şeytanın avukatlığını yapalım. Şunu da göz önünde bulundurmak mümkün olabilir. Şu açıdan bunu söylüyorum. İran'ın mesela Katar Doğa'da, Katar Doğa'da İsmail Haniye'nin hem Katarlı hem de kendi koruma ekibesiyle ciddi anlamda yüksek koruma ile her türlü imkan sunulmuş. Hem Katar tarafından hem de İsmail Haniye'nin koruma ekibi. Ama İran'da böyle bir şey, böyle bir eksiklik mi vardı acaba? Bu eksiklik... Ya şöyle, İran az önce Batı kamuoyu örneğini o yüzden verdim. Şimdi İran yerine örneğin Katar'da, örneğin Türkiye'de, örneğin başka bir yerde, hı hı, bir böyle bir saldırı olduğu anda ülkelerin egemenlik alanlarına saldırı kabul edilir. Mutlaka. Ve Birleşmiş Milletler'in 51. maddesi, bizim terörle mücadelede haklı olarak dile getirdiğimiz 51. madde aynı zamanda bu tür bir saldırıya karşılık verme hakkı da tanıyor. Doğru. Yani ülke sadece terör örgütleriyle mücadelede değil, bir başka ülkeden gelecek saldırının yanıtını verme hakkı da tanıyor bu 51. madde. Şimdi Türkiye, Katar gibi ülkelerde böyle bir şey olsa bu ülkelerin reaksiyonu ve vereceği reaksiyon çok sert olur. Ek olarak bu ülkelere kimse bir şey diyemez. Çünkü Türkiye sonuçta NATO üyesi bir ülke, her ne kadar NATO'nun pilot koltuğunu eleştirsek de, yönetimini, başat güçlerini eleştirsek de NATO üyesi bir ülkeden bahsediyoruz ve İsrail bunu yapamaz. O doğrudan saldıramaz. Ki Türkiye biliyorsunuz ses kayıtları ortaya çıkınca işte Hamas liderlerine, Filistinli liderlere, Türkiye'de, Katar'da, belli yerlerde suikastler düzenleneceğini, Türkiye haklı olarak çok sert bir reaksiyon gösterdi ve geçmişten bu yana aslında takibini yaptığı, operasyonlarını yaptığı operasyonları duyurmaya başladı. Bu haklı bir reaksiyon. Ama İran'dan gelecek bir taarruz, Batı kamuoyunda şöyle, bunu başarmış durumdalar, İran'ın saldırganlığı olarak algılatılacak. Çünkü düşünün, 1 Nisan'da bir ülkenin büyükelçiliği, yani toprağa doğrudan saldırıya maruz bırakıldı. Ama onun verdiği yanıta karşı Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, belli işte Batı dünyasının önünde gelen ülkeleri doğrudan İsrail'in yanında oldu. Normalde olmaması gerekir. Tabii ki o 13 Nisan'daki olay da bir garipti. Yani biz dronları gönderdik, hava araçlarını 7-8 saatte varacak şeklinde. O da bir garip komediydi. Yani onu ayrı tutarak söylüyorum. İran'ın buna vereceği reaksiyon bir şekilde kabul edilmeyecekti yine. Ve belki Amerika'nın, İsrail'in, İngiltere'nin, Fransa'nın,
Almanya'nın işine gelebilecek bir durum söz konusu olacak. Peki. Ki Netanyahu yönetimi bunu da istiyor. Hı hı. Son cümle şeyi söyleyeyim. Bir de şöyle bir hamle yapıyorlar. Dediğimiz gibi İran'ı sahaya çekme açısından. Netanyahu Amerika ziyaretinden sonra Knesset tatile girdi. Şimdi tatilde olduğu için parlamentoda hükümetin, koalisyon hükümetinin devamlılığını ve düşmemesi için her türlü saldırgan politikayı, savaş politikasını Anladım. Yapacak Netanyahu. Hı hı. Bu yüzden İran'ı da hedef seçmiş olabilirler. Peki. Ceyhun Bozkurt çok teşekkürler katkınız için. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı da dünyanın gündeminde. Haniye'nin vefatının ardından Hamas'ın yeni liderinin kim olacağı merak edilmeye başlandı. Hamas'ın liderliği için öne çıkan 4 isim var. İsterseniz o isimlere hep birlikte bakalım. Yahya Sinwar, Halit Meşal, Mahmut Zahar ve Muhammed Deif. Şimdi Hamas hareketinin liderlerinden Yahya Sinwar, iç güvenlik konularını yöneten, şüpheli İsrail ajanlarını soruşturan ve İsrail istihbarat servisi görevlerini takip eden Mecd olarak bilinen Hamas güvenlik servisinin de aynı zamanda kurucusuydu. Halit Meşal, 1956'da Batı Şeria'da doğan Halit Meşal, Hamas'ın kurucularından birisi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun doğrudan talimatıyla Mossad 1997 yılında Meşal'e bir zehirle suikast girişiminde bulunmuştu. Ve bir diğer isim Mahmut Zahar, 1988 yılında Hamas'ın kuruluşu döneminde İsrail hapishanelerinde tutuldu. İsrail'in 1992'de sınır dışı ettiği isimler arasında yer alıyordu. Hamas hareketinin 2006'da Filistin genel seçimlerini kazanmasıyla birlikte Zahar, Başbakan İsmail Haniye'nin yeni kurulan hükümetinde de Dışişleri Bakanlığı'na getirilmişti. Son isimse Muhammed Deif ki onunla alakalı son birkaç gündür İsrail tarafından yapılan saldırı sonucu öldürüldüğü haber edildi ama bu Hamas tarafından yalanlandı. Muhammed Deif, Hamas hareketinin askeri kolu olan İzzettin el-Kassam Tugaylarını yönetiyor ve Gazze şeridindeki tünellerin mimarlarından. Çok az fotoğrafı olan Deif, İsrail'in en çok aranan adamlarından biri. Yani bu dört isimden birisi önümüzdeki günlerde belki de alınacak kararla birlikte Hamas'ın yeni siyasi büro başkanı olacak. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nden aldığı destekle Orta Doğu'da istediği ülkede suikast ve saldırıları düzenliyor. Hiçbir ülke ve uluslararası kuruluş hukuksuz saldırılara karşı çıkamıyor maalesef ki. Peki İsrail'i kim nasıl durduracak? Reyhan Ayıldız araştırdı. Savaşın bile bir hukuku vardı. İsrail bunu bile yok saydı. İsrail 10 aydır dünyanın gözü önünde Gazze'ye havadan ve karadan saldırıyor. Gazze şeridinde 40 binden fazla insan katledildi, 10 binlercesi yaralandı, sakat kaldı. Saldırılar tepkilere rağmen halen sürüyor. Gazze'deki katliamlar durdurulamadığı gibi açlık ve salgın hastalıkları da kimse dur diyemiyor. Çoluk çocuk binlerce insan gıda ve sağlık desteğinden mahrum şekilde sürekli yer değiştiriyor. İsrail Başbakanı Netanyahu ise uluslararası mahkemelerden, uluslararası kuruluşlardan ve dünya genelinden gelen tepkilere adeta meydan okuyor. Bayimim ahonim inhatnu makot mahats al kol ehad mehem. Lifne 3 shavuot takafnu et ramatkal Hamas Muhammad Deif. Lifne shavuayim takafnu et ha-Houthim be-ehat ha-atkafot ha-rechokot biyoter shel chel ha-avir. Ve-etmol takafnu Et ramatkal Hizballah Fuad Shuker. İsrail bir yandan Gazze'deki katliamlara devam ederken diğer yandan Lübnan ve İran'da suikastler düzenliyor. Bu ülkeleri havadan bombalıyor. Bayimim ahonim inhatnu makot mahats al kol ehad mehem. Son 24 saatte İsrail'in Filistin, İran, Lübnan, Irak ve Suriye'ye düzenlediği peş peşe saldırılar bu gidiş nereye sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Biz Netanyahu denilen caninin ne yapmaya çalıştığının bölgemizi ve tüm dünyayı nasıl bir felakete sürüklemek istediğinin farkındayız. İsrail, Gazze'de sahnelediği vahşeti bir süredir Lübnan'da hayata geçirmeye çalışıyor.
Golan'da Dürzilerin ağırlıklı olarak yaşadığı Mejdel Şems bölgesine düşen ancak herkes tarafından şüpheli bulunan roket saldırısını Lübnan Hizbullah'ı üstlenmemişti. İsrail ise somut bir kanıtı olmadan saldırıyı Hizbullah'ın üzerine yıkıp başkent Beyrut'a saldırarak belki de yeni bir savaşın fitilini ateşledi. Amerika'yı da Netanyahu rehin almış durumda. Bugün Lübnan'da savaşa girer, Amerika'nın hiçbir çaresi yok. Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında. Gazze'deki katliamı engellemeyen ABD, İsrail'in Lübnan'da planladığı işgali de destekliyor. Hukuk tanımaz İsrail yüzünden Orta Doğu şu sıralar yangın yeri. Netanyahu'nun sıradaki hedefinin hangi ülke olduğunu, yeni saldırılar için neleri bahane edeceğini kanlı ortağı ABD dışında kimse bilmiyor. Tüm dünya olanı biteni endişeyle izliyor. Değerli izleyenler, tabii Haniye'ye yönelik suikastle birlikte açıklamalar da geliyor. Özellikle ateşkes ne olacak? Ateşkes görüşmelerinin yoğunlaştığı bir dönemde Tahran'da suikast sonucu öldürüldü. Peş peşe açıklamalar geliyor. Filistin Yasama Konseyi üyesi Mustafa Barghouti de Haniye'nin suikastiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Ki ateşkes devam ederken böyle bir şey nasıl yapılabilir? Müzakereler devam ederken bu nasıl mümkün olabilir diye soruyor. Netanyahu ateşkes ihtimalini öldürüyor diyor. Haniye İsrail'le doğrudan müzakere ediyordu. Ki Katar tarafından da Katar Başbakanı tarafından da bu çıkış gelmişti. İsmail Haniye İsrail'le doğrudan müzakereleri yürüten bir isimdi. Müzakereciyi öldürerek nasıl bir anlaşmaya varabilirsiniz ki? Bu sorunun cevabını birazdan biz de aramaya çalışacağız. Mustafa Barghouti devam ediyor. Bu saldırı İsrail'in bütün bölgeyi savaşa sürükleme çabasıdır. İsrail'in bunu ABD'nin bilgisi olmadan gerçekleştirmesini hayal etmek çok zor. Ve son olarak da ABD Netanyahu'yu durdurabilir ama bunu yapacak iradeye sahip değiller diyor. Mustafa Barghouti'nin açıklamaları böyleydi. Değerli izleyenler, Hamas lideri İsmail Haniye için Tahran'da bugün cenaze töreni düzenlenirken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de bölgedeki gerilime dair bir açıklama yaptı. Bakın Amerikan Dışişleri Bakanı ne diyor? Açıklamasında neler var? Orta Doğu'daki tüm tarafları gerilimi tırmandırıcı eylemleri durdurmaya ve Gazze'de ateşkesi sağlamaya çağırıyorum. Anlaşılır bir cümle. Ama ikinci cümleye baktığımızda barışı sağlamak ateşkesle başlar. Bunun için öncelikle tüm tarafların konuşması gerekiyor. İşte bu cümle kabul edilebilir bir cümle değil. Zira az önce Barghouti'nin de açıklamalarına baktığımızda ateşkes görüşmelerini bizatihi Hamas adına İsmail Haniye yürütüyordu ve müzakereler devam ederken masadaki diğer taraf müzakereciyi bir suikast sonucu katletti. Dolayısıyla tüm tarafların konuşması gerekiyor derken Blinken kiminle konuşulacak? Şimdi suikastin ardından Gazze'de ateşkes görüşmelerinin geleceği de merak konusu. Herkes bunu merak ediyor. İsrail tarafı bir açıklama yaptı gerilimin ortasında. Tansiyon bu kadar yükselmişken Gazze'de ateşkes müzakerelerine bağlıyız. Reyna Anlaşması'nın başarıya ulaşmasını istiyoruz dedi. Profesör Doktor Ece Baban'la bu dilimde bu meseleyi konuşacağız. Ece Hocam hoş geldiniz, iyi akşamlar. Merhabalar, iyi akşamlar. Şimdi müzakereler devam ederken masadaki birinin diğer kişiyi katletmesi, suikast sonucu katletmesiyle birlikte müzakerelerin geleceği ve akıbeti ne olacak size göre? Tabii müzakere içerisindeyseniz ve ateşkes yapmak istiyorsanız karşınızda ateşkes yapacağınız tarafın liderini katletmezsiniz. Ona karşı bir saldırı düzenlemezsiniz. Eğer böyle bir saldırı gerçekleşiyorsa özellikle ateşkesin en çok konuşulduğu, görüşmelerin en çok yapıldığı dönemde o zaman bu taraflardan birinin yani saldırıyı düzenleyen İsrail'in ya da şöyle söyleyeyim Netanyahu'nun ateşkesi baltaladığını ifade edebiliriz. Hala bugün yapılan açıklamalara bakıldığında ya da bir çözüm
arandığı zaman aslında asıl çözümün Gazze'deki ateşkesin sağlanması olduğunu görüyoruz ya da bunun ifade edildiğini görüyoruz ama bu noktadan sonra artık bir ateşkes beklentisinde olmak, en azından kısa süre içerisinde bir ateşkes beklentisinde olmak çok doğru olmaz yani diye İsrail'den düşünüyorum. Yapılan açıklamalarla. Evet. İsrail'den gelen açıklamaya baktığımızda ateşkes için hazırız deniliyor ama herhalde böyle bir durumda, böyle bir konjonktürde Hamas tarafının buna yanaşacağını düşünüyor musunuz ki lideri şöyle, ya da... Şöyle... Buyurun. Şöyle söyleyelim. Mesela özellikle yapılan yani Hizbullah'tan yapılan açıklamaya bakıldığında da evet bir yani bir intikam, en azından bir cevap verilecek. Bunun sözünü ya da bunun yeminini ediyorlar ve ona göre planlı da bir cevap verileceğini ifade ediyorlar. Ama yine de altını çizdikleri bir nokta var ki o da ateşkesin gerekliliği. Dolayısıyla baktığımız zaman İran'da Haniye'nin öldürülmesi ile ilgili İran'ın bir sorumluluk aldığını ve bunun cevabını vereceğini söylüyor. Bu cenaze sırasında da ifade edildi. Fakat şunun da altını çizmek lazım. Her ne kadar bu tür açıklamalar şu anda gündemde olsa da yani bir cevap verileceği, bir intikam alınacağı, bunun sınırlı, şiddetli ve sınırlı olabileceğini belirli bölgelerde belki ifade edebiliriz. Ama kendi Fahrizade suikastinin, Kasım Süleymani suikastinin cevabını tam anlamıyla vermeyen ya da veremeyen İran, acaba Hamas'ın lideri Haniye için neyi göze alabilecek? Bunu da akılda tutmak gerekiyor. Yani ateşkesi çok zor bir noktaya getirdi mi? Evet. Karşılıklı bir çatışma olacak mıdır mutlaka ya da bir cevap olacak mıdır? Evet. Ama bu ateşkesi sonsuza kadar yok eder mi? Hayır. Peki. Şimdi Amerika ziyareti, kongrede ağırlanışı, alkışlanışı ve ardından döndükten sonra bir anda Lübnan Hizbullah'la İsrail arasında bir gerilim başladı ve birkaç gün içerisinde aslında tüm olaylar peş peşe yaşandı gibi. Netanyahu Amerika'dan dönüşü onay mı aldı? Yani Amerika evet ateşkes olsun diyor. Yani orada iki devletli bir çözümden yana tavır takınıyor. Söylemler bu yönde ama Netanyahu'nun dönüşünde hem Hizbullah hem de Hamas'a yönelik iki saldırı ve ikisinde de başarılı olduğunu görüyoruz maalesef ki. Hem Lübnan'da, Beyrut'ta yapılan saldırıda Hizbullah'ın askeri kanadının önemli bir üyesi ve Hamas'ın da lideri öldürülmüş oldu. Amerika'nın onayı olmadan bunlar yapılabilir miydi Ece Hocam? Yani Amerika'nın onayından onayı da mutlaka işin içinde vardır. Çünkü ya da güç mü aldı diyelim hocam, öyle diyelim. Yani kongredeki evet, yani tam onay demeyelim ama bilgisi diyelim. Bilgisi dahilinde vardır ve mutlaka orada da yani kongrede yaptığı konuşmada Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi savunma politikaları ile İsrail'in savunma politikalarını eşdeğer tutan, tehdit ve kazanımları yine eşdeğer tutan bir Netanyahu gördük ve defalarca ayakta alkışlandığını gördük. Neredeyse her sözünün onaylandığını gördük. Bu tabii ki Amerika Birleşik Devletleri'nde İsrail'in ya da Netanyahu politikalarının ne kadar kabul aldığının dünyaya göstergesiydi. Dolayısıyla tesadüfen olmuş bir şey değil zaten. Ne Haniye'nin öldürülmesi ne de Fuat Şükür'ün öldürülmesi. Bunlar tesadüfen yaşanmış olan olaylar değil. Planlı ve belirli bir süre içerisinde nerede, nasıl, mutlaka istihbarat, yani İran'ın içerisinde de bir istihbarat zafiyetinin ya da güvenlik zafiyetinin olduğunu, İsrail'in buraya konuşlandığını, gerçekten Tahran'ın kalbinde Haniye'nin bulunduğu odaya kadar her detaya sahipse eğer İsrail, burada Amerika'nın onayı, Amerika'nın verdiği güç ile birlikte asıl tartışılması gereken konulardan bir tanesi de İran'ın bu anlamdaki zafiyeti ya da belki de Pezeşkiyan'ın, reformist bir Pezeşkiyan'ın Batı'yla belki de daha ılımlı ilişkiler içerisinde olabilecek bir cumhurbaşkanının ilk gününde bu meydana geliyorsa İran'ın içerisinde Pezeşkiyan'a karşı olanlar ve aynı zamanda İsrail'in belki de Amerika Birleşik Devletleri'nin
devletleri ve Batı dediğimiz yani Avrupa ile ilişkilerinin ılımlı olmasını istemeyen İsrail'in bir politikası, bir stratejisi olabilir. Diğer taraftan şuna dikkat çekmek isterim. Amerika'da kongrede yaptığı konuşmada Netanyahu şunu söyledi. Dedi ki İbrahim Anlaşması'nı İbrahim İttifakı'na dönüştürelim dedi. Yani bir güvenlik ittifakı oluşturmaktan bahsetti. Bu güvenlik ittifakını oluşturabilmek için çok meşru ve saldırgan bir tehdide ihtiyacı var. Dolayısıyla bugün İran'ın Tahran'da böyle bir saldırının olması, Hizbullah'ın en önemli komutanlarından bir tanesinin hayatını kaybetmesine neden olması, yani böyle bir saldırı düzenlenmesi. Bütün bunların hepsi de aslında İran'ı, Hizbullah'ı ve tabii ki Hamas'ı İsrail'e karşı harekete geçirebilecek. Hazır Arap ülkeleri de zaten kendilerinden beklenen tepkiyi ya da eylemleri gerçekleştirmemişken Körfez ülkeleriyle birlikte işte o güvenlik paktını oluşturacak bir zemin meydana getirmek açısından da oldukça önemli. Yani o yüzden belki de değerlendirirken İran'ın içi Pezeşkiyan'ın içeriden istemeyenler, İsrail'in ılımlı bir ya da reformist bir cumhurbaşkanını istememesi ve beraberinde de bu güvenlik paktı ya da anlaşması için İsrail'in ihtiyaç duyduğu zeminin oluşturulması. Bence bu çerçevede değerlendirirsek eğer biraz daha yaşananlar anlamlı daha anlamlı hale gelebilir diye düşünüyorum. Ece Hocam, çok kısa bir şekilde şöyle bitirelim. Hani bölgesel bir savaş, işte ateş çemberi daha da genişler miden öte bu kadar gerilim, tansiyon yükselmişken daha da artar mı, yoksa biraz daha bu tansiyonun düşeceğini, gerilimin biraz daha ineceğini mi düşünüyorsunuz? Şöyle, bunu aslında ne belirleyecek? Şu belirleyecek, Hizbullah bir cevap verecek ya da İran bir cevap verecek. Evet. Buna karşılık İsrail nasıl bir tepkide bulunacak, nasıl bir cevap verecek? Aslında bunu belirleyecek olan biraz da bu olacak. Çünkü bu cevap ya da verecekleri cevap ne kadar sınırlı olacak, hangi süre içerisinde olacak, ne kadar şiddetli olacak? Asıl bu yaşandıktan sonrasında İsrail'in tepkisi birazcık gidişatı belirleyecek unsurlardan bir tanesi olacaktır. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle böyle bir savaşı, yani Orta Doğu'da alevlenen bir savaşı desteklemediğini, özellikle seçim dönemindeyken böyle bir şey istemeyeceğini, İsrail'in ise Netanyahu'nun bireysel çıkarları dışında ki içerideki yolsuzluk davaları ya da işte Gazze'deki katliam nedeniyle Netanyahu'nun karşılaştığı zorluklar, yalnızlaşması İsrail'in bir şekilde burada sivillerin ölümünden dolayı. Bütün bunlara yanı sıra işte Netanyahu'nun kişisel bir takım hedeflerin dışında İsrail'in de çok fazla cephede savaşmak istemeyeceğini, özellikle Hizbullah'la, yani Lübnan Hizbullah'ı ile İsrail'in sınırda karşılıklı olarak birbirine biraz daha temkinli yaklaşabileceğini söyleyebiliriz. O yüzden ben İran'ın bundan önceki veremediği cevaplarla da birlikte aslında Hizbullah'ın da biraz, yani yine Gazze'de ateşkesin altını çizmesiyle birlikte ben gerilimin böyle korkunç boyutlara geleceğini düşünmüyorum, ama mutlaka bir cevap verilecektir ve bunun içinde bir süre yani aslında kullanılacaktır. Yani şunu anlıyorum Ece Hocam, önümüzdeki 48 saati aslında kritik, hem belki de Hizbullah liderinin Nasrallah'ın ki bugünkü açıklamaları vardı, hem de İran'dan gelecek bir hamleyle 48 saat kritik. Çok teşekkür ederim katkınız için. İyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyenler, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'da suikaste uğradığı binanın görüntüleri de bugün medyada yer aldı. İran Cumhurbaşkanlığı'na ait konutta yalnızca İsmail Haniye'nin bulunduğu, katın vurulduğu ve diğer kısımların zarar görmediği görüldü. Paylaşılan fotoğraf aslında bugün medyaya servis edilen o fotoğraf, bir gelsin. İşte bu binaydı ve İsmail Haniye aslında her geldiğinde kaldığı konut bu değildi. Gaziler konutu olarak söyleniyor. Tahran'da bu konutun Gaziler konutu olduğu belirtiliyor. Ve bu konutta kalırken gece iki sularında uğradığı suikastle birlikte atılan bir füze ya da bir drone saldırısıyla bu binada bulunduğu kat sadece hasar gördü.
Maalesef ki İran saldırı sonrasında bu binanın ne hale geldiğine dair ne görüntü veriyor ne de bilgi veriyor. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi alçak saldırıda İsmail Haniye ile birlikte az önce ekrana gelen konutta şehit olan bir kişi daha vardı. Yakın koruması Vesim Ebu Şaban. Şimdi Ebu Şaban kimdi? Onu da bir hayat hikayesini sizlerle paylaşalım. İsmail Haniye neredeyse o da her zaman arkasındaydı, yanındaydı, zaman zaman da önündeydi. 1988 yılında doğdu. Hayatının çoğunu Hamas ve İzzettin el-Kassam tugaylarında savaşçı ve komutan olarak geçirdi. Hamas'taki üst düzey isimlerinde uzun süre korumalığını yaptı. Kassam tugaylarının seçkin birliklerine de liderlik eden isimlerden birisiydi. 5 yıl boyunca İsmail Haniye'nin koruması olarak görev yaptı ve o gece iki sularında o binada, o konutta İsmail Haniye'nin yanında Vesim Ebu Şaban da vardı değerli izleyenler. Evet, ana habere devam ediyoruz. 11 Eylül ile alakalı bugün önemli bir gelişme yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2001'de düzenlenen 11 Eylül saldırılarını planlamakla suçlanan 3 önemli isim itirafçı oldu. Anlaşmanın detayları dünya kamuoyuyla paylaşılmadı ancak itirafların zamanlaması ve sonuçlarının ne olacağı merak konusu. Ayrıntılar Reyhan Ayıldız'ın haberinde. 11 Eylül 2001 tarihinde terör örgütü El-Kaide, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik ve askeri gücünün sembolleri olan önemli noktaları hedef aldı. Saldırının en önemli hedefi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin kuzey ve güney kuleleriydi. Today we've had a national tragedy. Two airplanes have crashed into the World Trade Center in an apparent terrorist attack on our country. Saldırılarda 19 terörist hariç toplam 2977 kişi yaşamını yitirdi. Teröristler El-Kaide üyesiydi. Bu saldırıların Afganistan'da planlanarak örgütün lideri olan Usame Bin Laden tarafından yönetildiği tespit edildi. 11 Eylül 2001 günü yapılan terör saldırılarına yanıt olarak Amerika Birleşik Devletleri, Ekim 2001'de dönemin başkanı George Bush'un emri ve koalisyon güçlerinin desteğiyle Afganistan'ı işgal etti. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. Örgütün lideri Usame Bin Laden 2011 yılında Pakistan'da yakalanıp öldürüldü. 11 Eylül saldırılarının planlayıcıları olduğu iddia edilen ve Pakistan'da yakalanan Halit Şeyh Muhammed, Velid Bin Attaş ve Mustafa Ahmet Adem El Havsavi ise 23 yıl sonra itirafçı oldu. Pentagon, yıllardır yargılanmadan Amerika Birleşik Devletleri'nin Guantanamo üssünde tutulan 3 isimle varılan anlaşmanın detaylarını kamuoyuna açıklamadı. Amerikan New York Times gazetesi 3 ismin idam yerine müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmaları karşılığı itirafçı olmayı kabul ettiklerini yazdı. Gazeteye göre savcılar, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına varılan anlaşmanın detaylarını açıklayan bir mektup gönderdi. Kurbanların yakınlarının saldırganların idam edilmeleri yerine müebbet hapse çarptırılmalarına tepki gösterdiği öğrenildi. Söz konusu anlaşmanın zamanlamasının Orta Doğu'daki gerilimin üst seviyede olduğu bir döneme denk getirilmesi dikkat çekici. Ancak daha da önemlisi kamuoyundan saklanan itiraflarının bölgede nasıl sonuçlar doğuracağı sorusu. Yapay zekanın önlenemez yükselişi sizleri de endişelendiriyor mu? Avrupa Parlamentosu bu durumu kontrol altına almak için yapay zeka yasası hazırlamıştı. O yasa bugün yürürlüğe girdi. Ayrıntılar Yasemin Işık'ın haberinde. Yapay zeka kontrol altına alınabilir mi? Avrupa Birliği üyesi ülkeler tarafından 25 Mayıs'ta kabul edilen yasa bugün yürürlüğe girdi. Yapay zeka teknolojisi hızla gelişiyor ve modern yaşamın birçok alanında dönüşüme yol açıyor. Birçok yeni fırsat sunsa da bir yandan da günlük yaşamı tehdit ediyor. Deepfake teknolojisiyle dolandırıcılık, ChatGPT'den kopya, Midjourney ile sahte fotoğraflar üretilmesi sadece birkaç örnek. Avrupa Parlamentosu da yapay zekayı kontrol altına almak için bir yasa hazırladı.
Böylece yapay zeka sistemlerinin temel insan haklarına ve güvenliğine zarar vermeyecek şekilde işlemesi hedefleniyor. The law will become a law of the European Union, the first regulation in the world that is putting a clear path towards a safe and human-centric development of AI. Bu nedenle kuranlar, bu sistemler topluma zarar verme seviyesine göre gruplandırıyor. Risk derecesi arttıkça kurallar katılaşıyor. Özellikle yüksek risk taşıyan yapay zeka uygulamaları günlük hayatımızın en kritik noktalarında ulaşımdan sağlık hizmetlerine, bankacılıktan eğitim sistemlerine kadar sıkı bir denetime tabi tutulacak. Spam filtreleri ve video oyunları gibi minimum riskli yapay zekaya izin verilecek. Ancak kabul edilemez riskler barındıran sistemlere gelince iş yerlerinde duyguları analiz etmek, sosyal puanlama yapmak veya kişisel verileri hassas biçimlerde işlemek gibi uygulamalar artık tamamen yasak. We have worked together to have a regulation that respects human rights in the digital age and that guarantees the ethics and the values that we defend in Europe. İhlallerse ciddi yaptırımlarla karşı karşıya. Global ciro bazında milyonlarca avroya varan cezalar teknoloji devlerini düşündüreceğe benziyor. Yasaklı teknolojilerin kullanılması %7'ye kadar cezalarla sonuçlanabilirken diğer ihlallerde küçümsenmeyecek oranlarda cezaları beraberinde getiriyor. Going forward we are going to need constant, clear boundaries and limits to artificial intelligence. And here there is one thing that we will not compromise on. Anytime technology advances, it must go hand in hand with our fundamental rights. And democratic values. Yasa şimdilik bazı yönleriyle yürürlükte olsa da önümüzdeki 6 ay ve 12 ay içerisinde farklı aşamalarla tam anlamıyla hayatımıza entegre olacak. 2 yıl içinde ise yapay zeka teknolojileri AB'nin bu devrimci yasasının tam gölgesinde şekillenecek. Bakalım bu adım yapay zekanın denetim altına alınmasına katkı sağlayabilecek mi? Ve bu haberle birlikte 19. saat ana haberi burada noktalıyoruz. Mutlu akşamlar, hoşça kalın.